Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Haftanın oyuncularından paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Takımımı da Brezilya olarak değiştirdim. Dizilişini kontrol etmek istemiştim. Milli takımların dizilişini Konami bu hafta güncellemedi. Milli maçlarda oynandı. Hatta iki tane maç oynandı. Belki haftaya güncellemeyi gerçekleştirebilirler. Brezilya'nın da dizilişi bu şekilde. Fransa'nın da dizilişi böyle ama orada dostlar gerideydi. Şimdi Player of the Week'te Brezilya'nın önemli isimlerinden Neymar yer almakta. Bu kadroya Neymar'ı çıkarmaya çalışacağız. Birkaç tane de farklı futbolcu var. Fakat top açılımına geçmeden önce arkadaşlar, elimdeki futbolcuların birçoğunun sözleşmesi bitmek üzere. Ve beni en üzenlerden birisi de Cancelo. Cancelo'yu geçen sene çıkarmıştık. Sol bek kartı 95'ten 98'e kadar çıkmakta. Ben bir daha Cancelo'yu çıkaramadım. Bir kere çıkardım. Beğeniyorum. Hani solda sağda kullanırız. Sağ kanatta kullanırız. Bir hafta süresi kaldı. Yani bu kartı bayağı iyiydi. Sol bek kartı. Sağ bekte kullanırız. Sağ kanata atarız. Özellikleri falan da çok iyiydi. Cancelo'nun daha sonra 98'lik kartı belki gelmiştir. Daha düşük seviyeli kartları da geldi galiba 97 falan ama 99 belki gelmemiştir diye hatırlıyorum. eFootball 2023'te. Muhakkak ilerleyen haftalarda Cancelo'ya, Club Selection'a, Player of the Week'e falan gelecektir. Bakalım bunun yerine yeni Cancelo'yu çıkarabileceğiz mi? Şimdi Player of the Week'e baktığımız zaman kim gelsin? Öncelikle Neymar gelsin. Çok yüksek seviyeli. Bende Tchouaméni vardı. Zinchenko gelsin arkadaşlar. Sol bekte de kullanırız. Bir defansif orta saha olarak güzel de özellikleri var. Özellikle göbek pozisyonunda 100 seviyeli bir göbek özelliklerine sahip kendisi. eFoot uygulamasından baktığımızda şok olmuştum. Sol kanat ve göbek için çok ideal özelliklere sahip. Çift yönlü savunma da var, hücuma katkıları da var, pası da var. Harika bir kart olmuş. Yapay zeka tarzlarında taktikçi, uzun top uzmanı, erken ortacı. Yani ben çıkarırsam öncelikle defansif orta sahaya da göbekte kullanmayı istiyorum. Cancelo'nun da süresi bitecek. Sol beke de ilerleyen dönemlerde çekebiliriz. Neymar, Zinchenko gelsin. Sağ bekte ihtiyacım yok ama Walker gelirse de üzülmem. Önemli bir futbolcu, hızlı bir futbolcu. Burada Hübyerk var. Defansif orta saha. Yani diğerleri fark etmez ama bende Valverde vardı. Neymar, Zinchenko, Walker. Yani bu üçlüyü çıkarırsak güzel olur. Diğerini de Konami'ye bıraktım. Ücretsizden kime tek atacağız? Neymar ya da Zinchenko'dan birine tek atar mıyız? Bedavaya kim geliyor? Şimdi ülke gösterir mi acaba? Milli takım futbolcuları belki göstermeye de bilir. Göstermedi. 5 yıldızlı. Brezilya forması gördük. Ücretsize Neymar'ı çıkardık arkadaşlar. Bedavaya geldi. Neymar gibi bir isim bedavaya çıkardık. Bir sene boyunca rahatlıkla kullanacağız. Bende Neymar vardı. Hediye edilen kartı vardı ama artık onun süresinin bitmesine yani birkaç ay kalmıştı galiba. Onu da kullanabiliriz. O bittikten sonra siler, antrenör ya da sözleşme eleme bileti kazanabiliriz. Şimdi bu kartı geldi. Bu kartı da fena değil. Güzel duruyor özellikleri. Ofansif farkındalığı belki çok yüksek değil. Ama Neymar'ın diğer kartlarında da böyle bir durum var. Topla olan ilişkileri çok iyi. Pasları, bitiriciliği, duran topu, falsosu. Hızı düşük. 71. Çalım falan çok iyi. Dayanıklılığı 73. Şimdi ikinci paket açılımındayız. Güzel başladık. İstediklerimizden biri geldi. Zinchenko'yu da biz şimdi ikincide alırsak aslında hedefimize ulaşmış olacağız. Gelir mi Zinchenko? Böyle farklı bir kart. Her zaman da gelmiyor bu tarz böyle farklı kartlar. Şimdi Zinchenko bir daha ne zaman DOS olarak gelir? Arsenal'da da çok önemli defansif orta sahalar var. Yani Zinchenko'ya sıra gelmez orada oynamaya. İkinci gelen isim. 4 yıldızlı. Hayal kırıklığı. En son sırada kim vardı acaba? Çok güzel başladık. Paramızla iyi devam edemedik. Ücretsizden Neymar'ı çıkardık. Ama paramızla gelen isim Galler'den Rodon oldu. Şimdi üçüncü paket açılımı. Yani Walker, Zinchenko. İki tane beki oradan alsak güzel olur. Üçüncüye gelen isim. Herhalde içeride başka 4 yıldızlı kalmamıştır. Bir bakmak lazım. Walker mı? Yok olmadı. Romero geldi. Arjantin'e gittik arkadaşlar. Ben de Romero'nun 94'ten 97'ye çıkan kartı vardı. Yani elimdekinden daha düşük seviyeli kart geldi. Ya harika başladığımız paket açılımı nasıl bitecek acaba? Tchouaméni gelmesin aman elimde var. Hem de Tchouaméni'nin 3 tane kartı olabilir bende. Son paket açılımı.
Bastık gitti. Hadi be Konami. Verecek mi Zinchenko'yu? Son gelen isim. Sanki Walker'ı verecek. Ya Weghorst gelmesin. Fransa'ya gittik. Olacak iş değil. Güzel bir oyuncu geldi de elimde Tchouaméni'den çok vardı benim. Ben ilk çıkardığımda böyle bir e-futbol oyununda tuhaf gelmiştik artık. Bir ısınamamıştım. Sonra ben bayağı bir oynadım ama Tchouaméni ile. Sonra bayağı ısındım. Bayağı maç oynamıştım Tchouaméni ile. Farklı oyuncular gelince de bir süredir oynamadık kendisiyle. Bende Real Madrid kartı vardı, Fransa kartı vardı. Şimdi tekrardan Fransa kartı geldi. O diğerlerinin sözleşme süreleri bittikten sonra kadromuzda bu kartıyla devam ederiz. 200 e-futbol paramız kaldı. Şimdi burada İngiltere Ligi'nde Gvardiol var, stoper futbolcusu. Ya gelmez herhalde. Gelir mi arkadaşlar bilmiyorum ama ya iki tane top açılımına çıkarabilir miyiz buradan Epic? Bir tane denemişiz. Aşağılardan birisi gelmiş. O da ücretsiz top açma hakkıydı. Yani ona da ulaşamadık. Ta nereden bir ata buradan gelmiş. Ya öyle bir yapıyorlar ki 150 futbolcu içerisinden çıkarmak çok zor. Ama bir heyecan yaşayalım. Bir deneyelim. İki tane paket açma hakkımız var. Shevchenko özellikle gelir mi? Hani hiç fark etmez. Herhangi bir renkli de olabilir. Hadi be. Çıkarabilir miyiz? Verdik gitti. Yok be. Gitti 100'e futbol parası arkadaşlar. Yani işe yarayan bir şey gelmeyecek ne yazık ki. Normal kart futbolcu. Hatta geldiği gibi serbestte bırakabiliriz. Şimdi son 100'e futbol paramız var. Çok zor çıkması ama ya yine bir deneyelim. Sadece bu efsanelere tıklayalım. Varsa nasibimiz gelir diyelim. Bastık 100'e. Şöyle uzun ucuna bastım. Çektim. Yok olmadı. Gitti 100'e futbol. 200'e futbol param gitti. Aslında tabii doğru bir şey yapmadık ama en azından denemiş olduk. Kalan 200'e futbol paramıza gelmedi. Bir tane ücretsiz açtık. İki tane de şimdi paramıza. Üç tane. Çok zor. 150 futbolcu içerisine yerleştiriyorlar. Bir de konumu vermek istemedi mi? Kolay kolay vermez. Gelen futbolcuları bir de kadroya alsak arkadaşlar. Hazır bu hafta kendileri formda. Onları kullanırız. Tchouaméni'yi şöyle çektik. Stoper futbolcusu Romero. Yedeklerden otomatik ben ayarlamıştım. O yüzden çok fazla santrafor var. Şöyle çekelim. En çok istediğim isim Neymar'dı. Çıkardık. Neymar'ı yedeklerden Messi ile değiştirelim. GF'de oynatabiliriz. Sol kanatta oynatabiliriz. Diğer bölgelerine bakalım. Sol açık. Ofansif orta saha. Kullanabileceğimiz bölgeler. Stoper futbolcusu düşük seviyeli oldu. Şurada Delit vardı. 94'e kadar çıkmakta. Yani Neymar dışında Tchouaméni güzel ama elimizde olduğu için hayal kırıklığı. Romero da benim elimde vardı. Hem de daha yüksek seviyeli. Ondan dolayı yani çok iyi bir top açılımı oldu diyemem. Aslında gelen oyuncular fena değil ama elimde var. O kötü oldu. Form durumuna da baktığımızda aslında form durumları güncellenmemiş. Yani Player of the Week oyuncuları olsa da form durumunu A, B falan yapmamış Konami. Keşke yapsaydı. Hazır Player of the Week'teki futbolcular. Şimdi maça çıkarız. Formsuz gelme ihtimali de var. Keşke bunların form durumunu da güncelleselerdi. Bu haftanın dikkat çeken dizilişlerinden birisine de bir değinip öyle bitireyim arkadaşlar. Belki dünkü videomuzda gözünden kaçan arkadaşlarımız olabilir. Şu anki dizilişimiz Brezilya milli takımının dizilişi. 3-4-3 tarzı diziliş vardı. Her zaman gelmiyor ama geldiği zaman Japon takımı vardı. Roasso Kumamoto. Bu hafta yine o dizilişi kullanıyor. En aşağıya inelim. Göstereyim. Yorumlarda bazen arkadaşlarımız sormakta. Bu dizilişimiz üçlü, kanatlı, açıklı falan oynayabildiğimiz diziliş. Tabii şu an takım bayağı bir karman çorman oldu. Şöyle kanada attık. Ofansif orta sahayı Neymar'ı çeksek. Sol kanada da hemen şuradan birini alalım bari. Kadroyu. Alexander Arnold'u da oradan çekelim. Üçlü, kanatlı, açıklı oynayabildiğimiz bir diziliş. Mesela 4-2-4 uzun süredir gelmiyor ne yazık ki. 4-1-1-4 dizilişi de vardı. O da çok nadir gelen dizilişlerden bir tanesi. O da yani o e-futbolda hiç gelmedi. PES zamanında gelmişti. E-futbolda bir kere 4-2-4 geldi, alan aldı. Alamayan arkadaşlarımız ya da oyuna sonradan başlayan arkadaşlarımız 4-2-4'e sahip olamadı. Yani şu an e-futbol 2024'te ben de 4-2-4'ü hiç denemedim. Aslında denemek lazım. Benim diğer hesapta 4-2-4 vardı. Oyunun etkili dizilişlerinden birisi olabilir mi? Çok eğlenceli ama
çok gol yedirebilecek bir diziliş. Sizler de inşallah en çok istediğiniz futbolcuya tek atarsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.